Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Ahmet Taner Tan Bey, Galileo'nun genel müdürü, üst düzey yöneticisi aynı zamanda. Şimdi bize HİMS bünyesinde de destek partnerlerimizden de çalışmalarıyla ilgili, faaliyetleriyle ilgili kısa bir bilgi vermeden önce kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz Ahmet Bey? Sizleri daha yakından bilmeyenler de tanısınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben 40 yaşındayım. Mühendislik eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır sağlık sektöründe faaliyet gösteriyorum. İki şirketin kurucusu ve yöneticisiyim. Bunlardan bir tanesi tıbbi cihaz satan bir şirket. Büyük Türkiye distribütörlüklerimiz var. Diğer şirketimiz de malumunuz Galileo. Galileo ile biz yaklaşık 10 yıldır özellikle dikey uzmanlaşmaya yönelerek klinik bilgi sistemleri geliştiriyoruz. Klinik bilgi sistemi kavramının Türkiye'de oturması, bu sağlıkta dijital dönüşümde majör rol oynayan bu teknolojinin tam manasıyla sistematik bir şekilde ülkemizde temsil edilmesiyle ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Şirketimizin misyonu, biz bir aile gibiyiz. Şirketimizde tüm çalışanlarımız, tüm yatırımcılarımız, ortaklarımız, yöneticilerimiz, içlerinde çok değerli doktorlarımızın da olduğu, çok değerli mühendislerimizin olduğu bir aileyiz. Bizim misyonumuz insanların hayatını kurtarmak için kullanılan inovatif sağlık teknolojileri geliştirmek. Vizyonumuz ise ulaşmak istediğimiz yer ise dünyanın en güvenli, en inovatif, en çok beğenilen klinik bilgi sistemini geliştirmek ve insanların hizmetine sürekli olarak sunmak. İşimizi çok seviyoruz, çok önemsiyoruz, çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğrudan insan hayatını kurtarmaya yönelik bir teknoloji üretiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Harika, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi bu güzel bir konu başlangıcı yaptınız aslında ikinci sorumuz için de. Şu anda pandemi dönemindeyiz. Covid'le mücadele ediliyor ve yoğun bakımlar muazzam bir şekilde dolulaşmaya başladı. Doluluk oranları çok yüksek. Tabii buradaki veriler, bu transferlerle karar alıcılara anlamlı bir veri oluşturması, bilgi oluşturması ve günün sonunda da insan hayatına dokunan bir süreç. Biraz bize Galileo'nun yaptığı işlerle ilgili, faaliyetlerle ilgili, teknolojilerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Hem bizlere hem de bizi izleyenlere. Evet. Klinik bilgi sistemleri dünyada da bildiğimiz Hospital Information System dediğimiz, yani hastane bilgi yönetim sistemleri, Türkiye'de HBS olarak biliniyor. Bu sistemlerden farklı teknolojiler. Çünkü burada gerçek manada dinamik datalar oluşturuyoruz ve 7/24 anlık analizler yapıyoruz ve doğrudan hasta hayatını proaktif rol oynuyoruz. Normalde siz bir HBS sisteminde laboratuvar verisi almak istediğinizde kan sonucunu gönderirsiniz cihaza ve bana bunun sonuçlarını ver dersiniz. Ve orada laboratuvar bilgi yönetiminde bir sonuç verir. Bu biraz daha statik bir iletişimdir. Yani bir talepte bulunursunuz ve cevap alırsınız. Klinik bilgi sistemleri ise öyle değildir. Tıbbi cihazlarla bağlantı kurduğu için ciddi şekilde 7/24 hem cihaz datalarını, hem laboratuvar datalarını, hem hemşire hanımların, doktorlarımızın, asistanlarımızın, teknikerlerimizin yaptığı işlemleri analiz eder ve ortaya bir karar destek algoritmasına yönelik bir sonuç çıktığında doğrudan kimsenin sormasını beklemeden proaktif o mesajı ve o uyarıyı ilgili ve yetkili kişilere güvenli bir şekilde ileterek hastanın hayatını kurtarıcı adımlar atar. Dolayısıyla kendinden bir şey sormasını beklediği gibi, onlara cevap verdiği gibi bir şeyler sorulmadan da proaktif rol alır ve insan hayatını kurtarmaya yönelik adımlar atar. Burada kritik olan şey, birinci nokta, HBS gibi sağlık bilgi yönetim sistemleriyle entegre çalışır, sürekli buradaki verileri inceler. İkincisi, tıbbi cihazlarla entegre olur. Bunun için özel cihazlar kullanır. Üçüncüsü de sahadaki bütün klinik dataları, şu anda mevcutta kağıt ortamında tutulan tüm formları tablet bilgisayarlar veya diğer bilgisayarlar aracıyla dijitalize eder. Dolayısıyla klinik bilgi sisteminin sağlıklı kurulduğu bir alanda hem tıbbi cihazlar, hem diğer sağlık bilgi sistemleri, hem de tüm formlar dijital ortamda 7/24 anlık
kayıt altına alınır. Bu konu çok kritik. Bu yönüyle diğer sağlık bilgi sistemlerinden ayırıyoruz. Dediğim gibi 10 yıldır hem Avrupa'yı hem Amerika'yı hem Asya ülkelerini inceliyoruz. Sahada neler olup bittiğine bakıyoruz ve çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Covid dönemiyle beraber aslında dijital dönüşüm hızlandı. Beklentilerimizin çok üzerinde bir talep oluştu. Bunda Sağlık Bakanlığımızın çok büyük katkısı var. Temmuz ayında yayınladıkları bir talimatname ile dijital dönüşümü zorunlu hale getirdiler. Özellikle üçüncü basamak yoğun bakıma sahip hastanelerde. Bunu çok değerli buluyoruz. İkincisi, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz ve buna bağlı çalışan Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığımız çok muazzam bir faaliyet gösterdiler. Klinik bilgi sistemi alanında bu YBBS dediğimiz yoğun bakım bilgi yönetim sistemi alt kolunu üreten üreticileri hızlıca akredite ettiler, çalıştaylar düzenlediler ve burada kuralları belirlediler. Bu dijital dönüşüm çok çok önemli. Çünkü biz COVID dönemini bir stratejik dönüm noktası olarak görüyoruz ülkemiz açısından. Belli tarihlerde, belli zaman dilimlerinde dünyada büyük değişimler olur ve bu değişimlere ayak uydurmak çok önemli hale gelir. Bu COVID dönemi de böyle bir stratejik dönüşüm noktası aslında. Bize şunu söylüyor COVID, artık bundan sonra mesafe bağımsız çalışabiliyor olmanız lazım. Üretiminizi, hizmetinizi ve bütün yönetim anlayışınızı mesafe bağımsız hale getirmeniz gerekiyor. İkinci bir konu, kısıtlı kaynağı verimli kullanmanız gerekiyor. Yani sizin bir anda iş yükünüz artıyor, tıpkı eğitimde olduğu gibi, tıpkı sağlıkta olduğu gibi, tıpkı lojistik firmalarında olduğu gibi. Dolayısıyla kısıtlı insan kaynağınızı, kısıtlı para kaynağınızı, tüm kaynaklarınızı verimli kullanmanız lazım. Üçüncü olarak, yeni dönemde hız çok önemli. Z kuşağı dediğimiz, Y kuşağı dediğimiz insanların davranış tipleri değişiyor. İnsanlar daha talepkar, daha hızlı ve çok kaliteli hizmet almak istiyorlar ve sizin hemen taleplerine cevap vermenizi istiyorlar. Dolayısıyla burada o hızı arttırırken kaliteyi de yükseltmek, onu da belli bir seviyede tutmak, bununla beraber de kaynaklarınızı verimli kullanmak zorundasınız. Yani o maliyet, hız ve kalite üçgeninde doğru kendinizi konumlandırmak zorundasınız. Ve son olarak da yine bu COVID dönemi bize şunu gösterdi ki big data çok önemli. Verinin paha biçilmez olduğunu, verinin doğru analiz edilip doğru kararlar alınmasıyla beraber dünyada rekabetin ciddi şekilde değişebildiğini görür hale geldik. Bugüne kadar sanayi toplumlarının ve teknoloji toplumlarının çeşitli patentlerle, çeşitli maddi kaynaklarla kendilerini güçlü tuttukları bir atmosferde COVID'le beraber aslında diğer ülkelerin de bu büyük ülkelerle ya da küçük şirketlerin büyük şirketlerle rekabet şansı ortaya çıktı. Dolayısıyla dataya hükmeden, doğru erişen, doğru organize eden, optimize eden, analiz eden ve bu datayı yorumlayıp düzgün ürünler ortaya çıkaran ülkeler, devletler, organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve kişiler yeni dönemde parlayacaklar. Biz şeye baktığımızda, çok kısa bitirmek istiyorum burayı, OECD ülkeleriyle kendi ülkemizi kıyasladığımızda aslında istatistiklerde, yatak sayılarında özellikle çok önde olduğumuzu görüyoruz. Birçok büyük ülkeyi geride bırakıyoruz. Burada hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz özellikle, fiziksel ortamımız çok iyi ama aynı şeye baktığımızda, kıyaslamaya, doktor sayımız ve sağlık çalışanlarımız açısından baktığımızda OECD ülkeleri arasında belki de son 5'teyiz. Dolayısıyla donanımlarımız çok iyi ama insan kaynağımız az. Peki bunu nasıl çözebiliriz? İşte bu COVID dönemi bize bu dijital dönüşümle beraber bu fırsatı sunuyor. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki %60'ın üzerinde klinik bilgi sistemi kullanan hastanelerde personellerin performansları artıyor. %60 çok büyük bir rakam. Bu bilimsel yayınlara bizim web sayfamızdan ulaşabilirler. Galileo.com.tr adresinden ilgilenen arkadaşlarımız. Dolayısıyla kısıtlı kaynağımız var. Bu kısıtlı kaynakla aslında iyi bir donanıma sahibiz. O zaman klinik bilgi sistemlerini kullanıp, dijitalize edip
az kaynakla çok verimli iş yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? İşte karar destek sistemleri, sağlık personellerimizin yetişemediği anda devreye giriyor. Özel uyarı sistemleri devreye giriyor. APAçı skorlaması denen yoğun bakımda bir skorlama var. Normalde siz kağıt ortamında bunu yapmaya kalksanız bir hasta için 25 dakika uğraşması lazım bir doktorumuzun. Bu skorlamalar çok önemli. Ama klinik bilgi sistemini kullandığınızda 1-2 dakikada tamamlayabiliyorsunuz. 25 dakikadan 1-2 dakikaya düşürebiliyor dijital sistemler bu tür Muazzam. skorlamaları. Evet. Siz 25 dakika 10 tane hastayla ilgileniyorsanız eğer 250 dakika yapar. 250 dakikasını bir doktorun COVID döneminde bu kadar yoğun trafik içerisinde skorlamaya ayırması mümkün değil. Ama biz klinik bilgi sistemi üreticileri olarak, bu teknolojiye sahip firmalar olarak bunu sunabiliyoruz ve support edebiliyoruz, destekleyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki kritik nokta bu değişimi ayak uydurmak, datayı yönetmek, kısıtlı kaynağı verimli kullanmak, bu yeni kuşakla doğru dille, doğru iletişim kanallarıyla hızlı hizmet vermek, mesafe bağımsız hizmet vermeyi çözmek. Son olarak şunu da söyleyeyim. En son Anadolu Ajansı'nın bir haberini okumuştum. Burada diyor ki tanı koyulan her 10 kişiden bir tanesi sağlık çalışanı. Şu anda Kasım rakamlarına göre 40 bin sağlık çalışanımız enfekte olmuş. Bu enfeksiyonun ana sebeplerinden bir tanesi de zorunlu olmadığı halde teknoloji kullanılmadığı için enfekte hastalarla gereğinden fazla iletişim kurulma durumu. Ne gibi? Örneğin bir kağıt forma bir data yazmak için o hastanın yatağının yanına gitmek zorunda kalıyor. Bir monitördeki bir veriye bakmak için o kıyafetleri girip yine hastayla iletişim kurmak zorunda kalıyor. Tabii ki hastayı yakından takip edeceğiz. Ama basit işlemleri elektronik ortamda ve uzaktan takip edebiliyoruz. Dolayısıyla olabildiğince kontrollü, olabildiğince yüksek teknolojiyle bu hizmetleri sunmak zorundayız. Hem kısıtlı sağlık çalışanlarımızı korumak, hem de hastalarımızı korumak açısından. Bir de işin finansal boyutu var. SGK'nın bu yılki harcaması 110 milyar lirayı aşacak sağlık alanındaki. Birçok haber kanalına göre bunlar 120 milyarı da aşabilir. Bahsettiğimiz rakamlar çok büyük rakamlar. Burada tasarrufun sağlanması çok önemli. Biz klinik bilgi sistemleriyle dünyada birçok bilimsel makalede görüyoruz ki bakanlığımız da bu konunun farkında zaten. O yüzden bunu zorunlu hale getiriyor. %20'lere kadar varabilen tasarruflar sağlanabiliyor. Efektif kullanarak elimizdeki kaynakları, dijital analizler yaparak, doğru raporlamalar yaparak, hastanın skorlamalarını, tedavi süreçlerini doğru yöneterek, erken uyarı sistemleriyle enfekte olma ihtimali olan bir hastayı erken teşhis edip, septik şok uyarısı, organ yetmezliği uyarısı gibi uyarıları erken verip, erken tedaviyle hastanın yoğun bakımdaki kalış süresini kısalttığımızda ciddi bir tasarruf demek. Eğer biz yıllık 120 milyar lira SGK'dan para ayırıyorsak sağlık harcamasına, burada %10 bile tasarruf etseniz 12 milyar lira yapar. Bu parayla birçok farklı ülkemizin ihtiyacı karşılanabilir. Dolayısıyla dediğim gibi bu dönem çok kritik. Hep beraber el ele verip ciddi şekilde bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Burada devletimize düşen görevler, kriterleri çok iyi belirlemek, çok iyi denetim yapmak ve doğru hizmetin sunulması ile ilgili o düzeni oturtmak, sistemi oturtmak. Sivil toplum kuruluşu olarak sizler zaten gündeme taşıyorsunuz, sürekli bizleri bir araya getiriyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz, sizin görevleriniz var. Özel sektör olarak biz olabildiğince yerli ve milli üretim yaparak, yani hem yazılım tarafında hem donanım tarafında yerli ürünler geliştirerek ki bu pandemi döneminde gördük ki bazen diğer ülkelerle aramızdaki network kopuyor. Ürün getiremiyoruz. Eğer yerli üretim olmazsa ithalat yapamadığınız için bazı hizmetleri sunamayacak duruma geliyorsunuz. O yüzden biz Galileo ailesi olarak hem donanımlarımızı, cihaz haberleşme donanımlarımızı yerli olarak üretiyoruz. Hem tüm mühendislerimiz yazılımlarımızı yerli olarak geliştiriyorlar. Bu alanda da çok kritik görüyoruz ülkemizi. Çünkü dünyayla muazzam şekilde rekabet edebileceğimiz bir fırsatımız var.
hep Türkiye için tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan ülke diye bahsederler. Ya da Türkologlar Türkiye için özellikle hazine sandığının üzerinde oturup dilenen dilenci gibi bazen ifadeler kullanırlar. Gerçekten büyük hazinelerimiz var. Çok iyi doktorlarımız var. Çok iyi mühendislerimiz var. Yeter ki bu dijitalleşmeye ayak uyduralım, bunları raporlayalım, bilimsel çalışmalarda ön plana çıkalım. Ülkemiz bu konuda muazzam bir potansiyele sahip. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Gayet güzel bir şekilde konuyu özetlediniz aslında bir anlamda. Tüm sağlıkta dijitalleşme süreci ve bu anlamdaki potansiyeli de aktardınız. Şimdi son kısımda size şunu sorayım. Fazla da vaktim kalmadı. Çok güzel konuşuyorsunuz ama. Teşekkür ederim. Gelecekle, yakın gelecekte bunu söyleyebiliriz. Gelecek ve yakın gelecekte neler öngörüyorsunuz Galileo olarak ve Türkiye'deki dijitalleşme alanında? Aslında biraz bunları aktardınız ama biraz daha şirket boyutunuzdan ele almak istiyorum ben. Hani yakın dönemde, çünkü biliyorsunuz HİMSS bu bölgede uluslararası bir etkinlik yapıyor. Bu bölgeyi bir pazar yeri, bir pazar merkezi haline getirmek için Sağlık Bakanlığı ile beraber çok ciddi bir efor sarf ediyor. Bu konularda ilgili Türkiye'deki yerli ve milli ve gelecek vadeden en önemli aktörlerden birisini biz Galileo olarak görüyoruz. Teşekkür ederim. Bu konuda yakın gelecekte peki Galileo kendini nasıl pozisyonluyor? Ama sizden ricam son sizin gibi genç mühendislere de söyleyeceğiniz sözleri de burada almak isterim açıkçası. Onlara yönelik de nasıl bir hem girişimci tarafınız hem analitik tarafınızda söyleyeceğiniz son sözü de bu 3 dakikalık kısma sığdırabilirseniz sevinirim efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Birincisi şu, bir muazzam bir potansiyele sahibiz. İyi bir, yani gerçekten çok iyi, enerjik, kabiliyetli gençlere sahibiz. Ve dünyayla eşit rekabet edeceğimiz bir alandayız. Bu alan şu, Amerika'daki bir mühendis de bir bilgisayar ekranına bakarak, kod yazarak bir şeyler üretiyor. Yazılım geliştirme alanından bahsediyorum. Biz de aynı alanda. Bir kimya sektöründe bir ürün geliştirecekseniz patentleri alınmış birçok ham madde ihtiyacınız var. Motor sanayisi, enerji sanayisi, yüksek teknoloji ürünleri, çipler, buralarda hep patentler alınmış, köşe başları kapılmış durumda. Ama biz sağlık teknolojileri alanında ve sağlık yazılımları alanında dünyayla eşit şartlarda masaya oturuyoruz. Bir bilgisayar ve bir mühendisle beraber Amerika'daki şirketler de aynı iş yapıyor, biz de aynı iş yapıyoruz. Dolayısıyla yazılım sektörü, sağlık sektörü, özellikle doktorlarımız, hastanelerimiz çok güçlü. Bu alanda büyük bir fırsat var. Bu alana gençlerimiz yatırım yapsınlar. İkincisi, niteliğin çok arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz hep sayılarla konuşmayı seviyoruz. Şu kadar hastanemiz seviye 6 oldu, bu kadar hastanemiz seviye 7 oldu. Bu rakamlar okey ama şunlarla da konuşmaya başlamamız lazım. Peki bu seviye 7, seviye 6 hastanemiz ne kadar bilimsel çalışma ürettiler? Dijital verilerin toplanmasıyla ne kadar tasarruf sağladılar? Kaç kişinin hayatı kurtuldu? Yeni ne gibi modüller ürettik? Dünyada olmayan ve bizde olan dijital teknoloji ürünleri neler? Biraz daha nitelikli ve içi maddi ve manevi anlamda rakam ve sayılardan, nicelikten çok niteliğe önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum bu dönemde. Bütün genç mühendislere de bunu tavsiye ediyorum. Bir alanda uzmanlaşsınlar, dağınık bir kafa yapısıyla hareket etmesinler. Galileo olarak biz ne yapacağız? Burada yani sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz, şimdi bazıları bu süreçleri bir görev olarak görecek. Yani bakanımız emretmiş, biz de bunu yapalım diyecekler. Biraz işin sayısal boyutuna bakacaklar ama bunun dışında bazı hastanelerimiz, büyük özellikle Türkiye çapındaki hastanelerimiz, gerçekten bu teknolojinin dünyaya ihraç edilebilir hale gelmesi için bizlerle beraber bunu bir proje olarak görüp uzun vadeli yol yürüyecekler. Biz daha çok bu büyük hastanelerimiz ve ufku, hedefi ve bu teknolojiye olan inançları daha güçlü olan hastanelerimizle beraber Galileo olarak birlikte yol yürümek, teknoloji geliştirmek ve geliştirdiğimiz teknolojilerle dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek. Bu ürünlerin ülkemizden ihracatını sağlamak istiyoruz. Yeni hedefimiz bu. Şu anda üzerinde çalıştığımız birçok modül dünyada tek diyebilirim. Transplantasyonla ilgili, sağlık turizmiyle ilgili, klinik araştırmalarla ilgili unique, sadece bize has ve fikir olarak da çok sıra dışı ürünlerimiz var.
Bu ürünlerimize benzer ürünler geliştirecek sağlık merkezleriyle, sağlık çalışanlarıyla, devletimizin ilgili kademeleriyle, sizin gibi sivil toplum örgütleriyle el ele verip gerçekten dünyanın bu alandaki en büyük firmalarından biri olmayı hayal ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada Harika ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sağ güzel. olun. Bitirirken son olarak hem sizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem Teşekkür. de şirketimde birlikte yürüdüğümüz tüm hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için hepsiyle gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Çok teşekkürler Ahmet Çok Bey. Bugün teşekkürler. güzel bir sunuş yaptık arkadaşlar, kıymetli izleyicilerimiz. Galileo'nun yöneticisi Ahmet Taner Bey ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Galileo'yu tanıdık. Ben ürünlerini de yakından tanımanızı ve takip etmenizi salık veriyorum açıkçası. Şimdi bugünlük bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, sizlere de tüm izleyicilerimiz adına katıldığınız için çok 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 teşekkür ediyoruz. teşekkür Çok ediyorum. sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.